Bolu sporumuzda, Bolu belediyemizde sahipsiz değildir. Saygılar sunuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kars Milletvekili Adem Çalık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye dünyada ticari faaliyetlerin yeniden şekillendiği bir dönemde oldukça büyük bir aktördür. Ülkemizde ticareti destekleyen ve sorunlarını çözen kanun çalışmalarımız büyük bir kararlılıkla aralıksız sürüyor. Bu kanun teklifimiz de rekabetçi, adil, istikrarlı piyasa yapısının korunması, vatandaşlarımızın ticaretle ilgili bazı konularda yaşayabileceği mağduriyetlerin, olumsuzlukların önlenmesi ve Ticaret Bakanlığımızın muhtelif konulara ilişkin ihtiyaç duyduğu alanlarda bazı kanuni düzenlemeleri hayata geçirmiş olacağız. Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk ekonomimize büyük zararlar vermektedir. Ritmi bozulan piyasa vatandaşlarımızı huzursuz etmektedir. Bu teklifimizde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için ek tedbirler alıyoruz. Genel kurulda yapılacak olan yeni düzenlemelerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli milletvekilleri, AK Parti kurulduğu günden bugüne sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ses getiren projeleri ortaya koymuş olduğu çalışmalarla kendinden söz ettiren siyasi bir harekettir. Gücünü haktan alır, sırtını aziz milletimize dayar, millet iradesini sonuna kadar tüm gücüyle temsil eder. Vizyonu, devlet adamlığı, eserleri, birleştiriciliği, milletin adamı olması yönüyle Türkiye denildiğinde ilk akla gelen lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Millet hareketinin ismi ise AK Parti'dir. Hakkı batıldan ayıran bizim hareketimiz 1400 yıl önce başladı. Nice zalime diz çöktürdü. Nice fitnecinin ateşini söndürdü. Vatan deyince ileri atılmaktan bir adım dahi geri durmadı. Değerli milletvekilleri, bu kürsüler bizlere aziz milletimizin emanetidir. Buraları kendi keyfimize göre, dilimize her geleni söyleyerek kullanamayız. Ağzımızdan çıkanlara dikkat etmeliyiz. Sosyal medyada, bazı yayın organlarında ve meclisimizde partimize, cumhurbaşkanımıza, grubumuza karşı bir psikolojik harp yürütülüyor. Gözlemlediğim kadarıyla bu olaylar organize bir şekilde muhalefet partileri tarafından sistemli bir şekilde yapılıyor. Bugün şunu bilin ki ideolojileri ve parti politikaları tamamıyla birbirine zıt olmalarına rağmen söz konusu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı olduğunda ortak bir düşmanlık politikası ortaya koyulmaktadır. Bu benzemezler için Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı güçlü bir ideolojiye dönüşmüştür. Bu da net bir şekilde ayan beyan herkes tarafından görülmektedir. Üstüne üstlük bunlar kendi aralarında bir görev dağılımı da yapmışlardır. Partilerden birisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin ülkemizi iktisadi, sosyal, hukuki olarak geri bıraktığından dem vurarak sanki Türkiye'de kaos var çığırtkanlığı yapmaktadır. Sayın milletvekillerim, ülkemizde kaos yoktur. Türkiye yüzyılının temelleri büyük bir kararlılıkla atılmaktadır. Değerli milletvekilleri, hatırlatayım o günleri. 28 Şubat'ın milli iradenin üzerinden silindir gibi geçtiği, 2001 krizinin etkilerinin tüm toplumda hissedildiği, İşçinin, esnafın, iş dünyasının geleceğini göremediği bir iklimde milletimiz bize yetki verdi. Nice engelleri aziz milletimizin desteğiyle bir bir aştık. Karanlık cinayetlerden cumhuriyet mitinglerine, medya provokasyonlarından kapatma davasına, dünyada yaşanan ekonomik krize, 367 garabetinden 17-25 Aralık girişimine, Gezi olaylarından 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne, her çeşidinden terör saldırılarının ekonomik tuzaklara kadar bir siyasi hareketin belki de asırlar boyunca karşılaşamayacağı sayıda hainliği, vandallığı, hukuksuzluğu biz sadece 22 yılda yaşadık ve gördük. PKK'sından DAEŞ'ine kadar tüm terör örgütleri en azgın şekilde ülkemizin üzerine saldılar.
Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz hareketlerle bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Yeni Türkiye'nin gücünü onlara gösterdik. Vermiş olduğumuz büyük mücadeleler sonrası ülkemizi düzlüğe çıkardık. Ülkemizin 235 milyar dolar olan gayri safi milli hasılasını 1 trilyon 118 milyar dolara biz yükselttik. 65 milyon olan nüfusa hizmet vermekte zorlanan bir yapıdan bugün 85 milyon vatandaşımıza hizmet veren bir Türkiye'ye ulaştık. Değerli milletvekilleri, altını çize çize söylüyorum. Pandemiyi biz çıkarmadık. Pandeminin ülkemiz ekonomisine ağır bir maliyeti var. Küresel ekonomide aşmış olduğu büyük zararlar ülkemizde de hissedildi. Bir de 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli Asrın felaketini yaşadık. Sanki bu ülkede yaşamıyorsunuz. Sizin ülkemizde böylesine zor dönemlerde destek olmanız gerekirken sürekli takoz oluyorsunuz, köstek oluyorsunuz. Önümüzdeki dönemde düşük olan emeklilerimizin maaşlarını düzeltecek ve enflasyonu makul bir hale getirecek olan yine AK Parti hükümetleridir. Değerli milletvekilleri, seçim sonrası belediyelerin duvarları şenlendi. Belediyelere gelir gelmez borçları belediyelerin duvarlarına astınız. Yine bir algı operasyonu içine girdiniz. Merak ediyorum. İzmir, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye borçları niçin asılmıyor? Niçin ilan edilmiyor? Zannımca bu borçlar o kadar çok ki bunları asacak büyüklükte bina bulamıyorsunuz. Size bir örnek vereyim. Kars'ımızın Selim ilçesinde belediyeyi CHP'li bir kardeşimiz kazandı. Selim ölçüsünde bir ilçede 22 milyon TL ile kasayı devrettik kardeşimize. Hemen bir pankart astı, 15 milyon borcumuz var diye. Bizim oralarda bir söz var. Cızdım oynamıyorum. Değerli milletvekilleri, ömrünü bu aziz vatana feda eden, 85 milyonu tek bir olarak gören, bu ülkenin bütün vatandaşlarını eşit, ayrıcalıksız ve yaradılanı yaradandan ötürü seven bir anlayışla kucaklayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi maalesef Kürtlerin düşmanı olarak göstermeye çalışması büyük bir vebaldir, mesnetsiz bir iftira ve yalandır. Bu arada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarının önemli bir kısmı Kürtlerden oluşmaktadır. Grubumuzda da Kürt milletvekili sayısı oldukça fazladır. Değerli milletvekilleri, normalleşme konusunda da birkaç noktaya değinmek istiyorum. Siyaset alanında normal olan şey, şiddetin hiçbir zaman tasvip edilmemesi, desteklenmemesi, amasız, fakatsız bir şekilde şiddete karşı çıkılmasıdır. Çünkü şiddet siyasetin normal doğasına aykırıdır. Şiddet siyasi bir yol değildir. Aksine siyaseti yok eder. Siyasi amaçlarla şiddete başvurmak ise dümdüz terörün desteklenmesidir. Bu anlamda siyaset yapma gayesiyle yola çıkan birisinden beklenen normal şey şiddet ile arasına mesafe koymasıdır. Bu anlamda bir normalleşmeye ihtiyaç vardır. Bu nefret dilini bırakalım. Hepimiz bu aziz milletin bir neferi olarak birlikte yaşadığımız Türkiye'mize hep beraber hizmet edelim. Değerli milletvekilleri, milli görüş kendi siyasetine alet edenlere sesleniyorum. Tüm dünyada Filistin davasını kendi öz davası gibi gören bir lideri görmezlikten geliyorsunuz ya, pes doğrusu. Sizler Sayın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Hamas ile ilgili açıklamalarına ses çıkarmıyor, terör örgütü çıkışına hiçbir kelime etmiyorsunuz. Yine burada yeri gelmişken bazı acı gerçekleri de hatırlatmak istiyorum. Ne çabuk unuttunuz 28 Şubat'ı, Nur Serterleri, Kemal Alemdaroğulları'nı, Sabih Kanatoğulları'nı ve milli görüş lideri rahmetli Erbakan hocamıza yaşattıklarını ne çabuk unuttunuz. Anlaşılan bir akıl tutulması yaşıyorsunuz. Kudüs gecesi yaptınız diye 28 Şubat'ta Sincan'da ülkemizde tanklar yürütüldü. Bunu görmezlikten geliyorsunuz. Sizin siyasi hayatınızı bitirenleri hiçe sayıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık ediyorsunuz. Bugün bu kürsüden Filistin, Kudüs, Gazze diye haykırabiliyorsanız bu özgürlüğü Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı devrimlere borçlusunuz. Değerli milletvekilleri, biz AK Parti olarak siyasetimizi gerilim ve kutuplaşma üzerine değil,
hizmetler, hedefler, projeler ve yatırımlar üzerine inşa ettik. Gazi Meclisimizde bir çatışma, bir kavga, bir kaos, boş tartışmalar, kelime oyunları istemiyoruz. Aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimizden sorunları ile ilgili çözüm bekliyor, aş bekliyor, iş bekliyor. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi. ...14 Mayıs genel seçimleri ile bizlere verilen emanetin farkındayız. Bizler bu emanetin hakkını vereceğiz. Bize süre biçenlere, ömür biçenlere cevabımız dimdik ayaktayız, ülkemizin hizmetindeyiz. AK Parti bitti demeden hiçbir şey bitmez diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Emir, buyur. Teşekkür ederim. Şimdi konuşan hatip anlaşılan son derece yaralı. Yaralı olduğu için milli görüşçü eski arkadaşlarına sesleniyor. Ve siz bizden gidince biz belediyeleri kaybettik diyor. Bir de Filistin'e gönderme yapıyor. Filistin'i savunuyorlarmış güya. Buradan anımsatmak isterim. Kendi ağababaları 6. filonun önünde eğilirken, 6. filo İstanbul'a çıksın diye eylem yaparken deniz gezmişler Filistin'de. Özgür Filistin için mücadele ediyorlardı. Anti emperyalizm mücadelesi veriyorlardı. Kimse unutmasın bunu. İkinci bir nokta. Bakınız. Cumhuriyet Halk Partili çok canı sıkılmış, çok yaralı, bütün tuşlara basıyor. Şimdi gecenin bu vaktinde her bir sözü saçma sapan, her bir sözüne cevap veririm ama sabaha kadar burada kalırız. Siz nasıl takdir ederseniz. Ama önemli bir nokta var. Bakınız, somut... Buyurun. Belediye başkanlarımızın belediyelerin önüne daha önce devraldıkları belediye borçlarını yazdığını söyledi. Bunlar rahatsız olmuş. Oysa biz size çağdaş halkçı belediyeciliğin bazı kavramlarını anımsatmak isteriz. Bir, şeffaflık. Açık olacaksınız. Halkın parasını, her bir kuruşunun hesabını vereceksiniz. İki, halkla birlikte yöneteceksiniz. Seçmenlerinizle o beldede kim yaşıyorsa birlikte yöneteceksiniz. Buna batılılar yönetişim diyorlar. Üç, her bir kuruşun hesabını vereceksiniz. Milletten aldığınız paranın her bir kuruşunu millet için harcayacaksınız ve bunun hesabını vereceksiniz. Ve bunun içinde nasıl aldığınızı ve nasıl devrettiğinizin hesabını vereceksiniz. Bundan kim rahatsız olur? Kim rahatsız olur? Milyonlarca lira borç alıp, har vurup, harman savurup, halkçı belediyeciliği yapmayıp, kendi... Buyurun, tamamlayın, buyurun. Belediyeyi batık hale getirenler bundan rahatsız olur. İşte bunlar da onlardır. Tanıyın bunları. Sayın Kaya, buyurun. Şimdi bir dakika sayın milletvekili, sayın milletvekili, şurada dört adım gel, şurada sessiz konuş ya. Sen de oraya geç, sessiz konuşun. İşte bir 3-4 adım attınız, ne bağırıyorsunuz ya? Sayın Kaya, buyurun. 4 adım ya, şurada geç. Yan yana oturun, güzel konuşun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz Saadet Partisi grubu olarak bu mecliste ve bu kürsüde kendi fikirlerini söyleyen kişilerle fikri bir diyalog içerisinde olmayı tercih ederiz. Ama sadece polemikten beslenen, bir yerlere mesaj vermek için bu kürsüyü kendi polemikleriyle meşgul etmek isteyenler aslında çok fazla cevap vermek istemiyorum ama sayıları az da olsa maalesef bu tarz birkaç milletvekili var. Onun için sadece onlara söz veriyorum. Yoksa orada bu polemikten değil, fikirden beslenen değerli arkadaşların olduğunu biliyorum. Polemikten beslenenler üzerlerine alınsın. Milli görüş siyasetini biz kendi çıkarlarımıza alet etmiyoruz. Ateşten gömleği 5 siyasi partisi kapanan bir hareket olarak bugün devam ettiriyoruz. Milli görüş siyasetini kimler kendi rantlarına alet ediyorlar? Kendilerini batıdaki lobiler... Milli görüşü 4-5 saat anlatamayız ya. Buyur. Buyur sen.
Zaten Milli Görüş 4-5 saatte anlatılabilecek bir görüşme değil. Sizler yani, de biliyorsunuz Sayın Başkanım. Ben sadece birkaç kelime ile ancak bunu anlayabilecek olanlara cevap veriyorum. Efendim sizler zaten müktesebatınız da buna vakıfsınız. Milli Görüş'ü kimler sömürür? Kendilerini batıdaki lobilere ve içerideki yalı sermayesi ve rant çevrelerine şirin gözükmek için biz Milli Görüş gömleğini çıkardık deyip günü geldiğinde o gömleği tekrar giymek isteyenler ancak Milli Görüş gömleğini siyasetin işi yapar. Bir müsaade edin, bir müsaade edin. Çıkın oradan. O gömleği kimin söylediği belli. Milli Görüş siyasetinin bedelini ödeyenler hala burada siyaset yapmaya devam ediyor Saadet Partisi'nde. Ama nefesi tükenen, yorulan, ilk durakta kendini iktidarın trenine atanlar ise Milli Görüş'le ilgili asla bir söz söyleme hakkına sahip değil. Sayın Özgür Özel'in Hamas'la ilgili sözüne gelince onun cevabını elbette Cumhuriyet Halk Partisi verir. Ben Saadet... Buyurun, buyurun toparlayın. Saadet Partisi adına diyorum ki Hamas kendi haklarını savunan bir müsaade et. Bir direniş örgütüdür diyorum. Bir direniş örgütüdür diyorum. Peki Sayın Erdoğan Yunanistan Başbakanını basın toplantısında kabul etti. O da dedi ki Hamas bir terör örgütüdür. Tayyip Bey ne dedi? Değerli dostum ben senin bu sözlerine katılamıyorum. Bu mudur? Kovamadı mı Yunanistan Başbakanını? Sen bu ülkenin topraklarında Yunanistan Başbakanına Hamas terör örgütüdür dedirtiyorsun. Sadece değerli dostum ben senin görüşlerine katılamıyorum diyorsun. Birincisi bu. İki, müsaade et. Bağırmanıza gerek yok. Çıkın Yunanistan Başkanına bağırın. Kovun onu. Bu ülke topraklarında Hamas terör örgütü dedirtmeyin. Bir müsaade et. Müsaade et. Eğer bir laf söyleyecekseniz neyse polemikten beslenen arkadaşların sayısı bayağı artmış herhalde. Sayın Başkan son bir dakika. Buyurun. Bir diğer husus Sayın Başkanım. Evet biz Hamas'a terör örgütü diyenlere karşı kendi görüşümüzü ortaya koyuyoruz. Peki Adalet ve Kalkınma Partiler, kendi parti sözcüleri Ömer Çelik, İsrail Devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur derken bugün çıkıp Ömer Çelik doğru söylemiyor, biz Ömer Çelik gibi düşünmüyoruz diyebiliyorlar mı? Desinler, desinler. Peki. Özgür Özel'e söz söylemek kolay da Ömer Çelik gelince hepiniz sus pus mu oluyorsunuz? Dolayısıyla bizim ne dediğimiz bellidir. Başkalarına olan sözler üzerinden bizi eleştirmeyin. Biz dün size karşı neler söylemiş olanları 2 numara, 3 numara olarak partide bulundurduğunuzu biliyoruz. Ortaklarınıza bakın geçmişte sizinle ilgili neler söyledi. Onun için gelin polemiklerle değil müktesebatlarınızla burada konuşun. Bu milletin polemiklere karnı tok. Onun için birilerine yaranmak için çıkardığınız gömleği günü geldiğinde bir madalya olarak takma gibi bir lüksü asla size yaşatmayacağız. Bir dakika. Açıyorum. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Bülent Bey lütfen dinler misiniz? Adem Baba, sataşmadan söyle kardeşim. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanımızın Sayın Emir'in, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine has bir üslubu var. Böyle seküler, üstten bakan. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Geçen seçimlerde bağıran milletvekillerinin hiçbir tanesi buraya gelmedi. Bak, size samimi söylüyorum. Şimdi genel başkan dinliyor sizi. Bağırıp çağırıyor. Vatandaş bağırıp bunlar neye bağırıyor diyor. Dolayısıyla emin olun sıyrılanlar o ara görünmediler demek ki. Eyvallah başkanım. Bağıran hiçbir milletvekili ikinci seçimde listeye giremez. Buyurun. Evet. Şimdi böyle bir tavırla ben orada buyurun buyurun. Tamam. Şimdi sadece şunu söylemek istiyorum. Bu gruplar çıkıyor, AK Parti sıralarına dönüyor. Birçoğu da kafayı çekip bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor. Ağzına gelenleri söylüyor. Biz burada üslubunda, adabında bir cevap veriyoruz.
kalkıp bize saçma sapan diye cevap veriyorsunuz. Bu olacak bir şey mi? Hiç ayıp bir şey yok. Kusura bakmayın. Bir de biz yaralıyız, evet. Şöyle yaralıyız. Biz milletimize hizmet etmek için dertliyiz. Yaralıyız. Çalışıyoruz. Sizin tökezlemelerinizden, sizin engellemelerinizden ve birlikte bakın öyle bir hareket ediyorsunuz ki hiçbiriniz birbirinizin alanına söz etmiyorsunuz. Bunu bütün millet görüyor. Biz dilsiz değiliz. İkinci bölüm üzerinde sadece susuyoruz edebimizden. İkinci bölüm üzerinde gruplar adına geçti, zapta geçti, söyle. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, açıyorum şeyinizi. Buyurun. Sözümü geri al. Bu mecliste, bu çatı altında her bir milletvekili Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil ettiğini bilerek çalışır. Doğru. Burada birilerini bilerek itham ediyorsa çıksın söylesin. Yoksa özür dilesin, uyarı cezası verin. Bunun üzerine meclis çalışmaya devam edemez. Çok kafa, ciddi bir itham var. Kafa çekme. Arkasında durun. Ya doğru, özür diler, değil. Ya uyarılır, ya da kapatırız ya, bu meclisi. Adem, kafa çekmeyi geri al. Burada. Tamam, alıyor, alıyor. Bir dakika, bir dakika. Açtım. Adem Bey. Adem Bey. Şimdi ya, sıra... Bir dakika, bir dakika. Sayın beyler, Başkanım. Ya kafa çekme. Meclisimizin sarahati için söylediğim söz maksadını aşmıştır. Geri alıyorum. İkinci bölüm üzerinde, ikinci bölüm üzerinde gruplar adına geri alıyor lafını. Ne yapalım ya şimdi? Geri alıyorum diyor. Ya geri alıyorum diyor. Kabulleniyor işte yani bunun yanlış olduğunu. Efendim, şimdi ikinci bölüm üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Şahsı adına ilk söz Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün'a aittir. Buyurun Sayın Aygün. Gel, gel, gel. Lafını geri alıyor. Ne yapacağız başka ben? Birleşime 5 dakika ara veriyorum.